Herkese yeniden merhaba, ben Gökçe. Bugün sizlere Instagram üzerinden gelen mesajları açarak sorularınıza cevaplayacağım. Instagram story'den DM atmanızı istedim sizden. Gelen soruları cevaplayacağım birazdan heyecanla, ben de merakla cevaplayacağım. Ama biraz böyle sohbetli, hani biraz çok benden, çok ben değildi. Biraz minik minik tavsiyeler gibi bir soru cevap videosu olsun istiyorum. Umarım keyifli izlersiniz. İsterseniz şimdi başlayalım. İlk soruyla başlıyorum. Ve telefonum çalıyor, süper. Efendim, şimdi başladım. Haydi bari. Okey, bari. İlk soruyla başlıyorum. YouTube'a yeni başlayanlara tavsiyeler cevaplarsan çok sevinirim. YouTube'a başlamak isteyenlere şu anda herkese verdiğim tek tavsiye, bir beklenti içine girmeden gerçekten kendinizden emin olduğunuz konuları ve bilgileri paylaşmak istiyorsanız bence başlayın. Bir beklenti içine girmeyin, bir para kazanmak, bir takipçi kitlesine ulaşmak için değil de gerçekten isteyerek yapmanızı istiyorum. Yani yapmak için değil veya para kazanmak için değil ama biraz böyle severek, hobi olarak başlamanızı öneriyorum. Bir beklenti içine girmezseniz bence istediğiniz hedefe ulaşacaksınız. Bu çok sevimli bir soru. Nasıl bu kadar makyaj yapabiliyorsun? Ben asla güzel makyaj yapamıyordum. Ben de burada videolarımı çeke çeke kendimi geliştirdim. Günlük hayatta çok fazla makyaj yapan biri değilim. Ama burada video çekince biraz daha iyi olmak, daha adım adım ilerlemek için kendimi geliştirdim. Amerika maceran nasıl başladı? Kısaca anlatır mısın videoda? Yani bunu çok kez aslında videolarımda bunu paylaştım. Yani dil eğitim için gittim. Daha sonra orada yaşadım. Ve şu anda da İstanbul'dayım. Çünkü İstanbul'da olmaktan çok mutluyum. Ailem burada, işlerim çok güzel gidiyor. Şu anda buradayım ve gerçi bu sorunun cevabı bu değildi ama ya bu macera nasıl başladı? Bu macera tamamen dil öğrenmek için başladı, öyle söyleyeyim. YouTube işi seni yoruyor mu demiş. YouTube işi tabii ki zaman zaman beni yoruyor. Şöyle zamanlar beni yoruyor aslında. Bazı zamanlar tabii biz de insan olduğumuz için zaman zaman böyle moralim çok bozuk oluyor. Ağlamak istiyorum, her şeyi kapatıp gitmek istiyorum. Gerçekten öyle zamanlarda geçirdim bu arada. Ama her şeye rağmen kendime olan saygımdan dolayı Gökçe yapmamalısın, devam etmelisin. Sen bu kadar güçsüz bir kız değilsin gibi sürekli kendimle savaştığım için yorulsam da devam ettim. Bu zor bir şey ama bunu eğer başarırsanız hayatınızın her noktasında çok mutlu olacaksınız. Sizi hiçbir şey yıldıramayacak. Ben bunu aştım, ben bunu kendimde gördüm. O yüzden evet, biraz daha şanslıyım bu konuda. Bunsuz yapamam dediğim bir makyaj ürünü var mı? Marka olarak değil galiba bu ürün olarak. Kesinlikle kapatıcı, yani concealer'dan vazgeçemem galiba. O olunca yine de böyle hastalıklı gibi değil de daha böyle fresh gözükebilirim diye düşünüyorum. O yüzden asla kapatıcı olmadan yapamam. Küçükken ne olmak istiyordun? Şimdiki mesleğinde keşke dediğin bir şey var mı? Küçükken olmak istediğim bir meslek öyle bir şey yoktu. Yani bana sorduklarında doktor, öğretmen olacağım demezdim. Hiçbir şey söylemezdim. Çok garip, biliyorum. Kendi şu anda tercih ettiğim mesleğimden hiçbir pişmanlık duymadım. Kurgu yönetmeni olmak çok güzel bir şey. Ki şu anda zaten yine kendi işimin mesleğini yapıyorum, öyle söyleyeyim. Kendi işimin editini yapıyorum, o kısmını yapıyorum. Ama kurgu yönetmenliği biraz daha farklı. Kurgu mantığını almış kişiler aslında, yönetmen deniliyor biraz daha. Öyle yani. Hangi şampuanı kullanıyorsun ve fotoğrafları nasıl böyle havalı çıkıyorsun demiş. Kullandığım şampuan şu anda Elidor. Yine reklam gibi olacak ama kesinlikle değil. Elidor'u kullanıyorum şu anda. Fotoğraflarımı nasıl editliyor, havalı çıkıyorsun demiş. Öyle bir havalı çıkmak için ekstra bir çabam yok ama yine benim tipik verdiğim pozlar var. Havalı mı çıkıyorum bilmiyorum ona da, yani kendimce pozlar veriyorum işte. Hayatının sonuna kadar tek bir şarkı dinleyecek olsaydın bu ne olurdu? Aslında bunu düşünmek çok zor değil sanırım. Rihanna'nın değil aslında, Tame Impala'nın Same Old Mistakes şarkısını hiç sıkılmadan dinleyebilirdim. Tek şarkı benim için gerçekten. Dünyanın en güzel şarkısı. Hayatın istediğin gibi gitmediğinde ve elinde de sadece beklemek gerekiyorsa ne yapardın? Beklerdim. Ben her şeyde aslında bekliyorum. Yani beklemeye çok inanıyorum. Zamanın her şeyi geçireceğine çok çok inanıyorum. O yüzden beklerdim. Beklemeyi bilersin, zaten her şey çok güzel gidiyor. Yolunda gidiyor. Hayatında seni hayal kırıklığına uğratan, seni derinden etkileyen bir hikayen var mı? Hayatımda beni hayal kırıklığına uğratan bir hikayem var. Ama bende derinden etkileyen bir şey yok. Sadece bir hayal kırıklığı.
Stresli, zor zamanlar geçirdiğinde kafanı dağıtmak için, kendini rahatlatmak için neler yapıyorsun demiş. Çok müzik dinliyorum. İnanılmaz müzik dinliyorum ve müzik gerçekten bana çok iyi geliyor. Hayat felsefen nedir demiş. Kendime söz vermek. Kendime söz verdiğim zaman her şey çok güzel oluyor. Alışveriş yaparken en mutlu olduğum marka. Yani şu son zamanlarda Zara'yı sevmeye başladım. Tarzını beğenmeye başladım. Ama beni en çok mutlu eden marka Türkiye'de olmayan Forever 21. Yani tüm parçaları mı bana göre yapılmış? Hayatımda sevdiğim ve gerçekten alışveriş yapmaktan en keyif aldığım store kesinlikle Forever 21. Keşke ülkemizde de olsaydı. Maalesef ama yok. New York'ta yaşama imkanın varken neden Türkiye'ye döndün? Orada daha başarılı olabilirdin demiş. Ben buna katılmıyorum kesinlikle. Ben Türkiye'ye geldikten sonra özellikle YouTube alanında daha çok başarılı oldum. Ne istediğinizle alakalı. Yani burada şehrin hiçbir önemi yok. Yani şehir gerçekten pek bu anlamda önemli bir adım değil. Yaptığınız iş ve bulunduğunuz ortamlarla ilgili bir durum bence. O yüzden benim Türkiye'ye gelmem gerekiyordu ve iyi ki de gelmişim. Çok doğru bir zamanda geldim. Şu anda burada olmaktan da çok mutluyum. Tabii ki de New York'taki fırsatlar vesaire her şeyi değerlendirdim de geldim zaten. Herhangi bir şey kaçırmadım yani. En çok sevdiğin renk beyaz. Yapıp da pişmanlık duyduğun bir olay var mı? Çok fazla olaylardan pişmanlık duymuyorum. Her yaşadığım kötü şey bana çok şey öğretiyor çünkü. O yüzden hayatımda çok fazla böyle pişman olduğum şeyler yok aslında öyle söyleyeyim. Hayattan beklentin nedir? Hayattan bir beklenti içerisinde değilim. Sadece başarılı, çalışkan olmayı seviyorum. Zaten çalışkan olduktan sonra hayattaki beklentileriniz önünüze geliyor. Ama ben beklemiyorum. Hayat bana getiriyor. Öyle söyleyeyim. Nasıl üç kilo verdin cevaplarsan çok çok sevinirim demiş. Evet bu en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Evet bir haftada 3 kilo verdim. Bu güzel bir başarı bence. Bunun için ekstra şöyle bir çabam oldu. Spor asla yapmadım ama bir diyetisyenle beraber bu kiloyu verdim. İdil diye çok sevdiğim bir diyetisyen. Kendisi bana gerçekten çok yardımcı oldu. Merak edenler için de yine kendisinin bilgilerini aşağıya bırakırım. Diyetisyenlik bir durumum yoktu benim aslında. Ben 54,5 kiloydum. Ancak sağlıklı beslenmiyordum son zamanlarda. Yani çok fazla abur cubur, çok fazla paket ürün tüketiyordum. Aslında amacım sağlıklı beslenmekti ve sağlıklı beslenmeye başladıktan sonra kilo verdiğimi gördüm. Çok garip. Biliyorum farkındayım ama gerçekten sağlıklı beslendikten sonra hem az yemeye başladım, zamanında yemeklerimi tükettim, öğünlerimi kaçırmadım ve sabah aç karna da elma yani bir tatlı kaşığı elma sirkesi, biraz da limon damlatarak sıcak suda 2 bardak bunu içtim ve onun da bence çok büyük bir faydası oldu. Tabii bu bana benim diyetisyenimin vermiş olduğu bir program. Herkesin bünyesi farklı olduğu için herkese farklı farklı vereceğini düşünüyorum. Ama gerçekten kendisi çok başarılı. Ona buradan çok teşekkür ediyorum. Bir haftada 3 kilo vermek bence hayal gibi bir şeydi. Ve 2 kilo daha vermeyi hedefliyorum. Şu anda 52'yim. 50 olmak istiyorum açıkçası. Umarım olurum yakın zamanda. Türkiye'nin en çok nesini seviyorsun demiş. Türkiye'nin o kadar çok şeyini seviyorum ki. Yani bunu tek bir şeyle sınırlayamıyorum açıkçası. Ama Türkiye'nin en çok sevdiğim şeyi yemekleri. Kesinlikle yemekleri çok güzel. Vücuduna sevgilinin ya da eşinin isminin dövmesini yaptırır mıydın? Herkese çok saygı duyuyorum yaptıranlara. Ama kesinlikle yaptırmam. Buna son derece karşıyım. Annem ve çocuğum olursa eğer bir gün onun ismini yapmaktan ve annemin adını yazmaktan hiç çekinmem ki zaten annemin dövmesi var kolumda. Ama eş ve kocanın bilmiyorum. Çok büyük saygı duyuyorum ama ben yaptırmazdım. Bir konuda kararlı ve iradeli davranabilmek için verebileceğim bir önerim var mı? Bir şeyi istiyorsanız ilk önce kendinize söz verin. Çünkü bu çok işe yarıyor. Ben bunu yapıyorum. Diyorum ki Gökçe kilo vereceksin, sağlıklı besleneceksin ve kendine bir söz ver diyorum. Geçiyorum aynanın karşısına. Gökçe sana söz veriyorum. Sağlıklı besleneceğim ve dikkat edeceğim diyorum. Ve gerçekten kendime söz verdiğim için sözümün arkasında duruyorum ve o şekilde bir istikrarlı devam etmiş olurum. Yani burada kararı veriyorum aslında. Bence ilk önce kendinize söz verin. Bu işe yarayacak. Yaptığımız makyajın gün boyu kalıcı olması için ne yapmamızı önerirsiniz?
Makyaj sabitleyici spreyler kullanıyorum ve öncesinde de matlaştırıcı bazlar kullanıyorum. Bu gerçekten işe yarıyor. Makyaj sabitleyici sprey olarak Urban Decay'in çok severek kullandığım All Nighter isimli sprey var. Çok güzel, işe yarıyor. Matlaştırıcı primer olarak da Estée Lauder'ın çok sevdiğim bir matlaştırıcı bazı var. İkisi gerçekten çok işe yarıyor. Ailenin YouTuber olmanla ilgili düşünceleri nelerdi? Yanıtlarsan çok sevinirim. Bugüne kadar almış olduğum her kararda ailem her zaman arkamda olduğu için bunu da çok anlayışlı ve çok severek karşıladılar. Hatta farklı bir meslek edindiğim için de gurur duydular açıkçası. Çünkü sürekli çalışan, sürekli farklı şeyler üreten bir insanım. Ailem o yüzden benim almış olduğum kararların her zaman arkasında olmayı tercih ediyor. O yüzden çok şanslıyım. Aslında en büyük gücüm onlara sahip olmam. Çünkü ne yaparsam yapayım, iyi veya kötü, her zaman benim arkamda olan bir ailem var. Bu güzel bir şey. Çok şanslı olduğumu düşünüyorum o yüzden. En sevdiğin yemek diye bir soru aldım. Aslında bunlar çok klasik sorulardır ama gerçekten en sevdiğim yemek yok. Yani çok fazla yemek ayırt etmiyorum. Birçok yemeği yiyorum, birçok yemeği severek yiyorum. O yüzden böyle en sevdiğim yemek yok. Evet, çok garip ama gerçekten yok. YouTube macerası ortadan kalkarsa ya da Türkiye'de yasaklanırsa ne yapmaya devam edersin? Bu çok üzücü bir şey. Yani umarım böyle bir şey olmaz. Çünkü şu an çok yeni nesil gelen YouTuber'lar var. Hepsi çok güzel, zevkli, yetenekli insanlar. Böyle bir şey olmasını asla istemem. Kendi mesleğimi yapardım. Kurgu yönetmenliğine devam ederdim medya sektöründe. Türklerden kendine idol belirlediğin, ilham aldığın biri var mı? Varsa neden? Sıla'yı çok beğeniyorum. Sıla'yı idol olarak görmek değil ama Sıla'nın gerçekten hayatta olan bakışını, tarzını, kalitesini, müziğini, sesini gerçekten çok beğeniyorum. Örnek aldığım insanlardan bir tanesi. YouTube için farklı yeni projeler gelecek mi? Şu anda aslında birkaç tane öyle şeyler var. Ama hep bir aşama aşama ilerliyoruz. Umarım güzel şeyler gelir. Fotoğraflarında kullandığın en sevdiğin efektler ne? Ben Visco kullanıyorum ve Visco'da da en çok kullanmış olduğum son zamanlarda M3 ile F2 kullanıyorum. İkisi de çok güzel gerçekten. A6 da çok güzel oluyor bu arada. Biraz da böyle kontrastını falan azaltıyorum. Bayağı güzel bir şey ortaya çıkıyor. Kaç yaşındasın? 27 yaşındayım. 27 olduk. Oy. İleride kendini nerede görüyorsun ve neden ne kadar abone olmasını istersin? Yine aynı şeyi söylüyorum. Çok fazla böyle hayattan bir şey beklemiyorum. Tabii ki de her şeyin en iyisini beklerim ama biz insanoğlu doymayız. Bugün 1 milyon takipçi isteriz. O 1 milyon 2 milyon olur. 3 milyon olur. Yani o yüzden insanoğlu çok fazla doymayı bilmediği için kendimi bir şeylere sınırlamıyorum. Allah götürdüğü kadar götürsün. Nerede bitmesi gerekiyorsa orada bitsin. Yani çok fazla böyle bir hırsım, star olmalıyım, işte herkes beni izlemeli, çok fazla abonem olmalı gibi isteklerim hiçbir zaman olmadı. Çünkü onun yükü çok daha ağır. O yüzden öyle bir yükün altına girmeyi asla istemem. En sinir olduğun kız arkadaş tipi. Prenses gibi davranan kişiler. Asla prenses gibi davranan bir kız arkadaş benim kız arkadaşım olamaz. Evet, bunlara uyuz oluyorum. Geleceğe dair planların neler? Evlenmeyi düşünüyor musun? Evlenmeyi düşünmüyorum, bu bir. Ama yeni büyük konuşmuyorum. Her şey kısmet. Yarın kesin evleneceğim. Bunu söyledim ya burada. Yarın kesin evleniyorum. Saçını kestirin ama şimdi uzun kullanıyorsun. Sevmedin mi? Seni çok seviyorum. Teşekkür ediyorum. Yok, ben biraz böyle farklı farklı kullanmayı seviyorum. Şu anda da postiş var. Bazen uzun, bazen kısa. Öyle canımız isterse o şekilde kullanıyorum. Çok zor olmadığı için takması benim için. Farklı farklı kullanabiliyorum. Arkadaşlık nasıl olmalı? Hiç dost kazığı ya da arkadaş kazığı yedin mi? Henüz bir arkadaş kazığı, dost kazığı yemedim. Arkadaşlık nasıl olmalı? Kötü günde yanında olan arkadaş bence arkadaştır ve dosttur. Yani seni kıskanmamalı. En önemlisi bu. Herhangi birini seçebilecek olsaydınız akıl hocanız kim olurdu? Annem olurdu. Tam bir akıl hocası. Tam bir akıl hocası. Yani efsane bir kadın. O yüzden yine çok şanslıyım. Tabii ki de hiç düşünmeden annem olurdu. Hayatındaki en büyük dönüm noktası neydi? Hayatımdaki en büyük dönüm noktası bence Amerika'ya gittiğim ilk gündü. Yani o gün bir dönüm noktası oldu bende. Yalan yok.
Çünkü çok farklı bir kültür, farklı bir şehir ve gerçekten hayatımda ilk defa ailemden ayrıldım, uzak bir yere gittim. O benim için bir dönüm noktasıydı ve güzel bir dönüm noktasıydı bence. Güzel bir soru gelmiş. Yeni sevgilisinden ayrılmış kıza önerilerin neler? Sen böyle durumlarda neler yapıyorsun? Nasıl moralini yüksek tutuyorsun demiş. Biten bir şeyin ardından çok da fazla üzülmemek gerekiyor. Bunun için neler yapıyordum? Çünkü şöyle bir şey var. Kendinizi eğer daha çok severseniz ve kimse sizden daha kıymetli ve değerli olmazsa ve bunun bilincine varabilirsiniz. Zaten biten hiçbir ilişkinin ardından üzülmezsiniz. Eğer ki haksızlığa uğramışsanız ve gerçekten yani durduk yerde bir ayrılık söz konusu ve bu yüzden terk edilmişseniz bence çok şanslısınız ve şükredin. Ama onun haricinde iki taraflı anlaşamamaz durumu varsa bence de ayrılmalısınız zaten. Çünkü o ilişkinin hiçbir şekilde sonu olmayacak. Yani sağlıklı ilerleyemeyeceksiniz. Düzeltmek isterken sürekli kavgalar vesaire olacak. O yüzden ilk önce kendinizi sevin. Kendinizin farkına varın. Bir aynaya bakın. Ya ben ne kadar şanslıyım. Elim ayağım tutuyor. İşte sağlıklıyım. Hayattayım gibi düşüncelerle kendinizi lütfen motive edin. Bu çok önemli. İlk önce kendinize sevin ve lütfen şunu unutmayın. Bu hayatta sizden başkası değerli değil. Gerçekten değil. Bunu unutmayın lütfen. Bir insanda en nefret ettiğin 3 özellik. 1. Primci olması. Primci olmayın. Son zamanlarda en çok rastladığım şey şu insanların primcileri. Yani bir sanatçı çıkıyor, bir şey oluyor. Bir garip garip tavırlar yani neyse. İkincisi menfaatçi olması. Üçüncüsü olmadığı gibi kendini göstermesi. Komiksiniz. Yapmayın. Anlıyoruz. Nefret ediyorum. Gerçekten. Ve telefonum kapandı. Telefonum kapandı. Zaten çok fazla soru cevapladım bence. Sorularınız için çok teşekkür ediyorum. Böyle keyifli, sohbetli, biraz benden, biraz sizi merak ettiklerinizden konuştuk. Umarım keyif almışsınızdır izlerken. Merak ettiğiniz başka sorularınız da varsa yine ben aşağıdaki yorumlar bölümüne bekliyorum. Kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoda beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.